Babamın bakkalı. E başka şubemiz de yok sonuçta, tertemiz. Güzelmiş kadınsın. Sanem kızım hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun zamandır nerelerdeydin, gözükmüyordun. Ablam bekliyor beni, öpüyorum ellerinizden. Tamam, tamam. Emre çok sağ ol kardeşim geldiğin için. Seni de işinden alıkoydum. Abi. Ne zamandır içimde tutuyordum. Artık söylemem gerekiyor. İşsiz kaldım ben. İşsiz? Evet. Mevki bahaneler de yeni öğrendi zaten. Herkesten sakladım çünkü kimse üzülmesin diye. Çok gurur da yaptım zaten. Nasıl ya? Senin gibi adam işsiz mi kalır be oğlum? Ya benim pozisyonumda çok iş çıkmıyor ki. Hep görüştüğüm işlere fazla kalifiye kaldım. Ama bir şekilde atlatacağız bu durumları da. O yüzden mi Nihat amcalarda kalıyorsunuz? Maddi sıkıntılardan mı? Yok be abi. Çıkmışken güzel bir eve çıkmak istiyorum. Leyla'nın hak ettiği gibi. Babam söyledi. Üzerine ne varsa satmışsın. Bankadaki tüm paranı falan her şeyi şirket borçlarına yatırmışsın. Evet. Ödemem gereken bir bedeldi. Ödedim. Benim de ödemem gereken bir bedel aslında. Bırakıp gittiğim için. Babam da evini satmış. Sen gidince Sanem... Biliyorsun zaten Leyla ailesi o kadar zor günler yaşadı ki. E ucu bana da dokundu tabii. Yani şirketi idare edemedim, boşladım biraz. Hem kredi taraftan pek anlamıyorum biliyorsun. Olmayınca olmuyor. Gerisini biliyorsun zaten. Anladım. E tamam o zaman seni arabanın karıştırdığına